çaylar geldi. Karısından korkanlar kahvenin bu tarafına geçsin bakayım. Hadi! Ulan sen karından korkmuyor musun? Korkmaz mıyım? Hem de çok korkayro. Sen neden kahvenin bu tarafına geçmiyorsun? Karım bana kahveye tuttuğunda cam kenarında otur. Gelip gezerken orada olduğunu göreyim diye tembih etti de. Ben sana sınav demedim mi? Dedin de benim arabama benzin yok idi. Ben de Hasan Emince. Ben benzin alacağım. Söyle onlar seni götürsün. Ben sonra yetişirim demiştim ama. Var ya, yani şu aşkımıza engel olacak birisi karşımıza çıksın da bir göreyim ya. Ah babam! Hay dilime eşek arası soksun ya! Ulan temizleyin şu pisliği! Tamam patron! Ulan o pisliği değil bu pisliği! Daha gerizekalılar! Sen nasılsın? Ben iyiyim. Gel İdris canım, gel. Gel. Eniştecim ne varsa koyuyor. İdris, işler nasıl? Ya ne olsun ablacığım? Hiçbir sorun yok. Oh, maşallah. Ulan madem çok iyi kazanıyorsun, bir akşam elinde ekmek alıp eve oynayacaksın ya. Bak, vallahi enişte getirecektim ama dün akşam gaspa uğradım. Gaspa mı uğradın? Ne oldu sana? Yaraladılar mı? Seni bir kadın kardeşimsa. Ne diyeyim ben gittiğin zaman hemen söyleyeyim. Ya anacığım, ablacığım. Ya bana bir şey olur mu? Tam 8 kişiyi tek başıma etki sale götürdüm. Dayı, 8 kişi taksiye nasıl biniyor? Ya zaten karanlıktı, ben de görmedim. Ulan bırak ulan, yalan konuşuyorsun. Utanmadan bir de 8 kişi değil. Ulan sen ne diyorsun benim oğluma? Benim oğlum yalan demez. 8 kişiyse 8 kişi dur. Yahu aslında 13 kişiydi. Ama siz inanmazsınız diye ben 8'e indirdim onu. Ulan ben kahveci diyorum. Hiç olmazsa çayımı orada rahat rahat içerim. Ya ben bırakayım seni enişte. Yok yok. İstemez. Ben yürüyerek giderim. Sağlığım için daha iyidir. İdris. Ulan kalpçılar paranı aldıysa, haçan ben sana şuraya oğlanı ayırmıştım ama 20 gayme vereyim ha. Yahu ablacığım yok yok, hiç cereği yok al, ya. Al. Al oğlum, al. Sefil dolaşma. Hadi. Yahu neyse alayım. Ama bak durumu düzelteyim, ödeyeceğim hemen. Tamam oğlum, tamam. Senin işlerin iyi olsun, yeter bize al. Kahraman oğlum benim. Oğlum şuradan dur, şuraya sen istemiyorum.
abi dolmaları. Enişten sardı. Ulan Dursu! Hayırdır Recai Efendi? Söyle o çulsuz oğluna, benim kızın yanına dolaşmasın da. Bana bak Recai Efendi, ağzını topla, sen benim oğluma çulsuz diyemezsin. Asıl çulsuz senin oğlundur. Benim oğlum yok ki la. O zaman kızındır. Bugün öğrendim, senin oğlan benim kızı ayartmaya çalışıymış. Söyle ona, bir daha benim kızın yanına yanaşırsa yaşatmam sizi, bunu bilesin ha. Doğru konuş Recai Efendi, iki tanece çocuğum sağ. Sen git evdeki hanıma laf geçir de ondan sonra gel bana iki tane geçir. Allah cezanı versin Dursun. Anacığım görüyor musun? Gecenin saat kaç oldu? Halen gelmedi. Kız, sakın başka karıya gitmiş olmasın bu. O pısırıklı nerede o cesaret? Hele öyle bir şey yapsın. Gemik sayısını vallahi üç katına çıkarırım. Ne oldu anne? Niye ayaktasınız? Baban gelmedi hala. Nasıl gelmedi? Nerede ki? Ben dedim, kesin başka karıya gittim. Yok canım. Babam hayatta öyle bir şey yapmaz. Yapamaz. Zaten bu gece eve gelmezse baban hayatta olmayacak. Oo! Bakayım da bütün ev halkı ayakta beni kapıdan karşılayın. Biricik Kayran'ın Nevada'nın sevgili karıcığım Cemile. Ulan seyyar tekel bayisi gibisin. Çekil git la Dursun. Baba mı böyle kokuyorsun? Sen içtin mi ya? İçtim. İçtim ama hala sarhoş olamadım. Niye ki? Çünkü Nevat Hanım gözümde hala çirkin gözüküyor. Ulan Dursun. Ulan defol. Ulan git yat. Vallahi billahi elimden bir kaza çıkacak. Götür şunu uşağı. Gel, yat hala yatın. Götür ya, şunu. Gel, götür. Kardeş. Götür. Bir dakika. Bana bağıramazsın Nevat Hanım. Yok bu karıydı ya, gene karıştırdım. Cemile bak bana bağıramazsın. Duysun. Ben artık korkak Dursun değilim. Duysun. Oğlumu da sevdiği kızla evlendireceğim. O sonsuza kadar mutlu olacak. Çünkü o benim biricik oğlum. Oğlum. Bir anda gözümde iki tane oldun. Ben de diğer biricik oğluma sarıldım. Ulan tisine Dursun. Kalk çabuk yatağına. Gel. Kalkışın uşağım. Gel. Götür yatağına yatır. Hadi gel. Gel. Uşağım götür şunu. Tamam, yatağına yatır. Ben. Bana artık benim dağına başlıyor. Herkes duysun. Bütün mahalle uyansın. Ben artık korkak Dursun değilim. Gerçek Dursun'u herkes tanısın, duysun lan! Ben iç bağcı değilim. Komiserim, bu adam içip içip milleti rahatsız ediyormuş. Ne terbiyesizler var değil mi yani komiserim? Terbiyesiz sensin ulan. Ben miyim? Evet sen. Bir bak bakayım bu odada senden başka sarhoş var mı? Vallahi komiserim, odanın içinde her şey öyle bir dönüyor ki hiçbir şey anlayamıyorum. Amma içmişsin be. Ayıp ayıp yani. Hem de görev başında. Yani sen böyle yaparsan millet ne yapmaz? Leş gibi de kokarsın ya. Ona söylemiyorum, sana söylüyorum. Sen amma içmişsin. Ya komiserim, meyve içmiş. Yani ben içmişim, çok mu? Yahu adam alkollü değil. Ben de öyle dedim komiserim. Ben alkollü değilim. Ama tuttular, getirdiler beni buraya komiserim. Bak komiser de
adam alkollü değildi. Neyse komiserim, size hayırlı görevler, ben gidiyorum artık. Hiçbir yere gidemezsin. Hakkında şikayet var, tutuklusun. Beni tutuklayamazsın komiserim. Olsun birader. Sağ olasın hemşerim. Ateşin var mı? Ateşim? Yok. Ama bugünlerde biraz boğazlarım şişiyor. Günaydın. Baba. Baba iyi misin? İyiyim uşağım, iyiyim. Hadi gel kahvaltı edelim. Yok yok, siz kahvaltınızı yapın. Ben üstümü değiştirip işe gideceğim. Zaten geç kaldım. Polisi sahi yabancılarla konuşma demedim mi? Bana ne? Hazırladım. Hülya Hanım, ne oldu ellerinize? Ay, tırnağım kırıldı. Ay, ne olur dikkat edin biraz kendinize ya, ne olur. Lütfen. Günaydın efendim. Aa, Dursun Bey hoş geldiniz. Maşallah bakıyorum da bayağı ertencisiniz. E tabii canım, bu iş yeri sizin ya değil mi? Akşamüstü gelseydiniz. Şey, patron ben... Bana bak, bir daha geç kalırsan seni işten atarım, haberin olsun. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı, anlaşıldı. Hep anlaşıldı. Al bu dosyaları, hepsini bilgisayara geçeceksin, tamam mı? Bitmeden gitmek yok. Elbette efendim. Ne bu üstün başı senin ya? Kendine biraz çeki düzen ver. Bana bak, bir de çay söyle bana, çay. Baş üstüne efendim. Hadi, çalış biraz ya, çalış. Bak, Hülya Hanım'a bak, Allah aşkına. Çalışmaktan... Kızcağızın tırnakları kırıldı ya. Hülya Hanım, bugün 2 saat erken çıkabilirsiniz, tamam mı? Hatta isterseniz sizi eve kadar bırakabilirim, ne dersiniz? Teşekkür ederim Rıfat Bey. Rıfat değil yavrum, Kemal, Kemal, Kemal. Ay pardon, doğru Kemal Bey'di değil mi? Kemal Bey, Kemal. Ne bakıyorsun, çalışsana sen ya! Allah Allah! Kemal. Vay vay vay, bak sen kimleri görüyorum. Yine paçayı yırtmışsın hapisten Necmi. Bilirsin, 2 günden fazla kaldım, ruhum daralıyor. Her neyse, hayırdır? Seni buraya hangi çöp kamyonu attı? Çöpler çöplüğe atılır Orhan. Kalan bir hesabımız var, onu görmeye geldim. Ne hesabı? Hesap mesap yok. Senin bildiği sır değildir. Ve ikimiz de bana borcun olduğunu biliyoruz. Benim sana borcum yok. Ya buradan adam gibi yürüyerek çıkarsın ya da sürüklenerek Necmi. Eğer bana olan borcunu ödemezsen polise gider bütün pisliklerini öterim. Yakalan şunu. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın lan. Koşun, koşun takip edin. Koş. Kayınço ya, beni niye aldın ki taksiye ya? Ben otobüste giderdim eve. Ekmek parana mani oldum. Ya olur mu eniştecim? Zaten mesai bitti. Arabayı bırakmadan önce seni eve bırakayım. Ya sağ kıyağım olmayacak da cim olacak. Eniştem benim, aslan benim. Ula bana bak,
En son kıyak yaptığında 300 lira mı almışydın? Yani aşk olsun eniştecim. Ben seni şimdi arabaya para almak için mi bindirdim ya? Bilemem artık. Enişte, 300 lira dedim de aklıma geldim. Ya ben bir yeni televizyon alacağım. LCD full motion. Onun için bir 700 lira eksiğim var da. Ulan televizyon kaç paracı 700 lira istiyorsun? 700 lira. Anlaşıldı. Ulan dur arabayı, ben ineceğim. Otobüsle giderim eve. Yahu zaten çalduk enişte yani. Ulan dur o zaman yürüyerek giderim. Yahu sen bir dur enişte, ben durdururum arabayı. Ulan dur dedim sana. Yahu enişte. Ulan dur yahu dedim. Yahu arabam. Yahu dur dedim ya. Dur. Aaaa! Çarptık adama. Of hocam. Hemşerim bir şey var mı? Ya adam karnavan içerisinde. Ya kusura bakma hemşerim. Enişten bana dur filan dedi, böyle kafam karate saat çarptım. Ulan utanmadan bir de suçu bana atarsın. 700 lira borç para isteyeceğine onunla baksaydın ya, gerize çağırın. Ya enişte niye öyle değilsin ki? Ya sen o televizyonu bir görsen var, LCD full motion. Ulan başlatma şimdi televizyonlar, veremem. Ya 500 lira ver, o da yeter benim için. O kadar da veremem. Ya kardeşim, siz beni bırakın, yolunuza devam edin. Aa! Sen o adam değil misin, dün cezeci adam? Efendim? Şey, hani nezarette sigara, çiprit çöpü, hatırla. Şu anda bir şey atacak durumda değilim. İyi günler. Yahu nereye geldin seni? Hastaneye götürmemiz lazım. Ya bak, bırak. Hayırdır hemşerim, kaza mı yaptınız? Ulan konuşacağına yardım etsene, adam arabaya koyalım. Kafasına vurdum. Dur ben kolayı alayım. Çabuk getir kolayı. Gözün yandı kadar mı? Ver. Öpeyim. Adam can çekiyor kardeşim. Görüyorum. Dur. Arabaya koyalım artık. Aç bakayım kapıyı. Bırak kapıyı. Zorla abi. Hadi. Kapıyı kapat. Bunun bacaklarını sıkma. Ulan bacaklarını içeri sok. Dur. Ambulans arayalım dur. Gözlerim kör oldu. Alo ambulans mı? Biz bir kaza ettik. Alo. Ne oldu lan? Ulan kontür bitti. Enişte sana kontür var mı? Ulan bana bir tane kontür var. Ben arayayım, acil servise çağrı bırakayım. Onlar bize dönsünler. En doğrusu öyle. Eyvah! Ne oldu? Karşı taraf açtı telefonu. Bir kontürüm gitti senin yüzünden. Şimdi ne edecek? Sen telefonun var mı? Ver bakayım. Buyurun. İdrisana ya. Alo, ambulans mı? Hemşerim ya, hiç sorma, biz bir kaza ettik de. Adres mi? Alo. Ne oldu? Ulan bunun da şarjı bitti, şey ne edecek ya? Ne yaptın kardeşim? Karım arayacak az sonra. Ya hemşerim, 15 saniye konuşmadım ya. Başlatma beni, telefonla al abi telefonunu. Ne edecek? Ne edecek? Adam ciddiye geldi. Abi bir indirelim bana aşağı. Biz müdahale edelim. Ağ kolum. Adam kalp krizi geçiriyor. Hemen masaj yapmam lazım. Ne oldu? Nefes alamıyor galiba. Ulan yoksa öldürdün mü adamı? Ne öldürmesi be kardeşim? Siz çarptınız, siz öldürdünüz. Yahu manyak mısın hemşerim? Biz adama çarptığımı da yaşaydı. Sen müdahale ettin, adam öldü. Kardeşim siz çarptınız. Ben yardım etmeye çalışıyordum. Bak ula bana içine bir kardeşim falan deme lan kardeşim. Yok ya. Kardeşim dersem ne olur kardeşim? Ya kardeşim kavga etmeyin ya. Sen dur kardeş, enişte sen bir dur. Bir dakika. Telefon çalıyor. Alo. Acil servis mi? Bir dakika. Acil servisten arayla, ne diyeyim? Söyle, sabuk yolsunlar. Adam ölmüş, niye geliyorlar ki? Ulan onun için gelmeyecekler. Niçin gelecekler? Senin için gelecekler kardeşim benim. Ulan dur, kavga etme. Ulan ayıp dur, ulan yapmaya düşecekler. Ulan ayıp dur, durun ya. Ulan yapma, bin dur. Adam uyusun ya, bin dur. Oturun. Yoğun bakıma almışlar. Üstündeki kan lekesi çarpışmadan dolayı değilmiş. Kurşun yarasıymış. Biz de çarpınca oldu zannettik komiserim. Kurşun yarası olması bizi çok rahatlattı. Oh be! Kurşun yarası mı? Evet, kurşun yarası. Komiserim, bu bildiğimiz silahtan çıkan kurşun mu? Yok, kurşun kalemden çıkan kurşun. Tövbe. Necmi Teksıkar'la dün gece sen aynı koğuştaymışsın. Sonra da sabah alıp onu hastaneye getirmişsin. Olayla bağlantın ne?
Şey komiserim ben yani orada şey ya. Komiserim. Mafya tetikçisi Necim Teksikar yoğun bakımdaymış, doğru mu? Mafya tetikçisi mi? Ya olayı ben öğreneli daha yarım saat oluyor. Siz nereden duydunuz? Bu bizim işimiz komiserim. Yani haber doğru öyle mi? Evet doğru. Peki olay bir mafya çatışması mı yoksa kendi aralarında bir hesaplaşma mı? Henüz bilmiyoruz. Necmi Teksikar'ın koğuş arkadaşı Dursun Bey onu almış hastaneye getirmiş. Olayı soruşturduktan sonra daha net bir şeyler söyleyeceğim. Koğuş arkadaşı mı? Dursun Bey, Necmi Teksikar'ın ne kadar zamandır koğuş arkadaşısınız? Ya bakın ben sadece bir... Peki bir yıldır koğuş arkadaşınız olan Necmi Teksikar bugün neden yoğun bakımda? Bir yıl mı? Yoksa daha mı fazla? Yok canım yani ben bir yıl derken... Ya birkaç yıl mı? Ya bakın ben o akşam sadece ateş... Ateş mi? Kime ateş etti? Kaç el ateş etti? Nerede ateş edildi? Dün gece mi oldu bu olay? Arkadaşlar burada soruları benim sormam gerek. Şimdi müsaadenizle. Buyurun beyler. Müsaade eder misiniz? Dur! Ya Nigar neredesin? Ağaç oldun burada ya. Evden çıkarken babanın adamları beni takip ediyordu Hulusi. Onları atlatmak için çok uğraştım. Nigar. Kaçalım buralardan. Hemen bulurlar bizi, yaşatmazlar. Bak Nigar, bu işin sonunda ölüm bile olsa seni bırakmayacağım. Ben de seni bırakmayacağım. Eyvah babamın adamları. Vay vay vay. Demek buradasınız he? Lan sana bu kızdan uzak duracaksın diye söylenmedim he? Bakın kardeşim. Ben bu kızı seviyorum. Bir rahat bırakın bizi ya. Emredersin abi. Emredersin. İstersen otogara da bırakalım seni. Rahat rahat kaçarsın he. Lan sen ne diyorsun? Yapmayın, yapmayın. He? Ne diyorsun? Yapmayın. Hulusi. Sen de bundan sonra rahat dur. Patronun kızına lan. Kırarım bacaklarına. Sen ne diyorsun lan? Aha vurdu. Lan hala nikâr diye. Bana bak Dursun kardeşim. Olayla bağlantını açıkça anlat, tepeme attırma. İnanın anlattığımız gibi komiserim. Ha bu kayınbiraderim. Benden 700 lira borç istedi. Televizyon için komiserim. LSD full motion var ya. Lan bana ne sizin LSD full motion televizyonunuzdan? Olayı anlatın bana. Anlatıyorum komiserim. Hep bu gerizekalı yüzünden. Ne zaman komiserim arabasına binsem benden borç para istiyor. Enişte iyi çimi 700 lira borç para istedik senden. Başlayacağım şimdi 700 liranıza ha. Ha enişten de öyle dedi sonra adama çarptık. Hangi adama? Tetikçiye. Çok yüksek değil mi komiserim? Tetikçi mi? Yok yok, 700 lira. Adam paraya götür, mali götür dedi. Tetikçi mi? Yok yok, televizyon satan adam. Ne televizyonu? Ya komiserim anlamıyor musun? LSD full motion. Mal dedin, mal nerede peki? Aha işte komiserim, bundan iyi mal ne olur ya? Ya komiserim, ben ayda 2000 lira kazanıyorum. Evde bir çocuk var, hanım var, hanım çalışmıyor. Bir de kaynanam var. Üstüne üstlük bir de bu kalkmış 700 lira istiyor benden. Ulan az insafın olsun be. Adam ayda 2000 lira maaş alıyor, sen tutmuş 700 lira borç istiyorsun. Ya komiserim gelecek ay ödeyecektin borcumu. Ulan 4 ay önce benden 300 lira borç almıştın. Onu ödemedin. 700 lirayı nasıl ödeyeceksin? Bu tip insanlar böyle oluyor. Benim de bir amcaoğlu var. Ne zaman paraya sıkışsa gelir beni bulur. Sanki ben Sabancı'nın torunuyum. Utanmaz, arlanmaz insanlar bunlar. Enişte ayıp oluyor ama. Sus! Bir de cevap verme. Zaten sana gıcık oldum, benim amcaoğluna benziyorsun. Vallahi komiserim, sizin amcanızın oğluna ben de gıcık oldum. Ula iyi çivi borç para istedik. Sus konuşma, bak hala konuşuyor ya. Atayım mı bir gün içeri, aklı başına gelsin? Yok yok komiserim ya, şikayetçi falan değilim. Ya ne de olsa kayınbiraderim. Ya sizin de başınızı ağrıttık komiserim. Bize müsaade. Tamam. Bir gıcıklık yapacak olursa önce benim haberim olacak, ona göre. Duydun mu lan? Hayırlı vazifeler komiserim. Hayırlı vazifeler.
Komiserim, ifadelerini aldıysanız temize geçireyim mi? Ne ifadesi? Tetikçinin elbi tek Sıkar'la ilgili ifadeler. Allah! Koş, koş yakala herifleri. Şehir dışına çıkmasınlar. İfadelerini sonra alacağım. Başla komiserim. Adamlar ya. Uşağım sen de canlı. İyi akşamlar. Bu nesin? Oğlum yavrum ne ettiler sana? Oğlum ne oldu sana? Ne oldu bu nesin? Ne oldu? Ulan oğlum ne oldu sana? Uşağım. Kim yaptı bunu? Yok, yok bir şey baba. Tamam, yolda gidiyordum, düştüm işte. Bana bak, yoksa o Recai denen şerefsiz mi yaptı? Ula ben dedim sana o Recai Tekin Papuç değildir diye. Bırak şu kızı da, bırak şu kızı. Kız mı yoksa? Ya anne, seviyorum, ne yapayım ya? Oy, bizim gücümüz onlara yetmez torunum. Ben sana başka kız bulurum. Yok ulan, başka kız olmayacak. O kız olacak. Yürü gidiyorum. Nereye gidiyoruz baba? Nicel almaya. Nereye gidiyorsun? Otur oturduğun yere. Daha çamaşırlar var yıkalacak. Hiçbir şey uşağımdan daha mühim değildir. Yürü gidiyorum. Baba. Nereye götürürsün daha uşağımı? Nasıl ya? Baba bir dakika ya. O da sen nereye gidiyorsun? Görüyor musun? Ya baba nasıl olacak? Ya baba. Yürü diyorum sana. Ama tamam da yani. Görüyor musun anacığım? Ne yapacağım ben bunlarla? Ben sana bir şey diyeyim. Bu herif sokağa çıkmak için bahane arar kendisine. Kesin hayatında bir karı var. Yok be anacığım, o dişisine bile bakamaz. E git dişini dayağı yiyecek gelecek. İnşallah kemiklerini 10 yerden kırarlar da o hastaneye gider, biz de memlekete gideriz seninle. İnşallah kızım, inşallah. Hayırlısı neyse olsun da. Baba, yapamayız, edemeyiz. Bak ben dayağı yedim, bari sen yeme ya. Benim oğlumu dövmek nasıl olayı göstereceğim onu Recai Efendi'ye. Baba, adamlar üç kişi. Ya sen tek başına bir şey yapamazsın. Ulan dayını da alırız beraber o zaman, yürü. Eyvah! Desene kesin dayağı yedik. Baba! Ya biz... Ya enişte bak, biz kim adam dövmek için kurban olayım etme. Ulan adamlar yeğenini dövmüş, senin söylediğin lafa bak. Ya bak enişte, ya canım birazcık kulağını çekmişlerse ne olacak? Bunu büyütmeye gerek yok. Ulan ben tek başıma gidiyorum. Geleyim misin, gelmeyeyim misin? Ya bak eniştem, güzel eniştem, içicim mahvele takıldın diye hemen havalara cürdün. Ya sen hayatında hiç kötü adam olmadın ki. Bundan sonra kötü adam oluyorum. Tabii canım, tabii tabii. Bulaşık onluğu takan kötü bir adam. Enişte bak, zaten sende melek gibi bir yüz var, baksana. Ya senden kimse korkmaz, sen kötü adam olamazsın. Olurum ulan, olurum. Nedir ya? Karıdan kork, kaynanadan kork, iş yerinde patrondan kork. Bundan sonra kötü adam oluyorum. Baba ne yapıyorsun? Ya... Sakın kıpırdama, üzerindeki paraları yavaş yavaş bana ver. Tamam kardeşim, tamam. Sakin ol. Al hepsi senin olsun. Dursun. Beni tanıyor musun sen? 1533 Dursun. Ula tanımadın mı beni? Trabzon Lisesi'nden arkadaşın. 1567 Selami. 1567 Selami? He ula? Ula nasılsın Selami, iyi misin? Ula iyiyim, iyi olmasına da. Sen hırsızlık mı yapıyorsun? Yok ula ya, ne hırsızlığı? Ya ben seni uzaktan gördüm, tanıdım. Bu bizim Selami dedim. Ula dedim, bu abi şaka edeyim, bakalım beni tanıyacak mı? Ama tanıdın, cin gibisin maşallah. Bilirsin, hafızam iyidir. Okuldayken de matematikten hep 10 alırdım. Bilmez olur muyum, bilmez olur muyum? Dursuncuğum, acil işim var. Şu kartımı al, ara beni. Ararım, ararım. Sen hiç merak etme, güle güle. Hadi. Ulan... Ne şakacı adamsın sen. Ulan şansa bak ya. Bula bula bu kadar insanın içine Selami'yi buldum.
Ne bakayım sözü lan, yürü! Şu anda Tursun'un etlerini ayrı yere koyuyorlardır, kemiklerini ayrı yere koyuyorlardır anacığım. Ne iyi bir dayak yesin de aklı başına gelsin. Kız bana bak. Hı. Eğer hastanelik olursa özel sağlık sigortamdan faydalatmam biliyorsun. Aa, herhalde faydalatmayacaksın. Kendi sigortası ödesin masraflarını. İyi akşamlar sayın seyirciler. Programımızı flash bir haberle kesiyoruz. Bugün akşam üzeri mafya tetikçisi olduğu öğrenilen Necmi Teksikar kurşunlanarak hastanede yoğun bakıma alındı sevgili izleyiciler. Olayın tek sanığı Necmi Teksikar'ın suç ortağı olduğunu öğrendiğimiz Dursun Yaman. Polis olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor. Gelişmelerle yeniden beraber olacağız. Baba, yapamayız diyorum. Bak adamlar var diyorum ya. Nigar'ı nasıl kaçıracağız? Tabii işte Hulusi doğru değil. Ya adamlar çok tehlikeli. Bir en iyisi eve geri dönelim. Ula niye geri dönüyorsunuz? O zaman önce prova yaparuk. Ne prova provası? Mi? Prova. Kız kaçırma provası. Nigar'ı kaçırmadan önce başka bir kızı kaçırırım. Nasıl yani ya? Allah Allah. Ya enişte. Ya niye başka bir kızı kaçıracağım? Ulan gerizekalı kayınbiraderim ya, hiç kafan çalışmayın. Tecrübe kazanmak için acaba Nicar'ı kaçırabilir miyim diye tecrübe kazanacağım. Anladın mı? Ya kendimizi sineyeceğim, kendimizi. Yürü la kahveye gidip bir plan yapalım, hadi. Abi gelecektim, abi operasyonum, hadi. Abi gelecektim. Selamun aleyküm uşaklar. Ulan şansa bak ya, kahvede oturmak için yer yok ya. Ya bugün bizim mahallede Beşiktaş'tan Rizespor'un maçı mı var? Herkes dışarı çıkıyor. Ulan Necdet, ya neler oluyor burada böyle? Yok bir şey abi. Buyurun, oturun abi. Necde, bak kusura bakma. Evden çıkarken para almayı unutmuşum. Biraz aceleyle çıktım. Ben çay paralarını yarın versem olur mu? Estağfurullah abi. Paranın lafı mı olur abi? Buyur abi. Benim dışarıda biraz işim var. Seslerin hemen gelirim abi. Gazeteci Zeynep denilen kız cin gibi. Necmi'nin vurulmasıyla ilgili bağlantımız olduğunu öğrenirse mahvoluruz. Devam edersiniz efendim. Bu gece o gazeteci kızın evini kundaklayacaksınız. Suçu da Necmi'nin üstüne yıkacağız. İyi de efendim Necmi hastanede. O yüzden hastanede olmaması lazım gerizekalı. Hadi gidin hadi. Sessiz ol diyorum. Ha, baba, niye sessiz olmuyorsun? Sus sana ya. Ha bu gerizekalı ya, sessiz ol diyorum. Anlamay. Ya enişte niye bağırıyorsun? Bütün millet uyanacak. Ya sen de gözüme tut beni. Tamam ulan, tamam. Ha böyle bir etrafınıza bakın. Hemen kızı alıp çıkalım. Tamam. Şişt, şişt. Burada birisi var. Erkek bu. Ya biz en iyisi başka bir kız bakalım. Çabuk. Süper bir kız var buraya. Bak, bak, bak buraya. Ulan bu kız horlayı. Ulan horlaması aynı anana benziyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan bu sakalları
kafası yok. Ulan enişte kafası kafasına oldu da. Lan bu da erkek çıktı ya. Ya biz galiba Beçer evine cürdük. Ya bir dakika, bir dakika. Biz nasıl olsa prova yatmıyor muyuz? Herhangi birini kaçıralım işte. Olmaz ula. Prova da olsa gerçekçi olması lazım. Kız kaçıracak. Eniştem doğru değil. Ama bir dur, dur. Ne yapsak? Ya ortalarda kızımız yok. Ulan üst katlara bakalım. İyi de yukarıda da kız falan yoksa. Benim aklıma süper bir fikir geldi. Ne geldi dayı? Takip edin beni. Ulan nereye? Yahu camdan çıkacağım. Ben farklı bir teknik deneyeceğim şimdi. Ulan kapıdan girdik içeri. Gerizekalı. Ama enişte tekniği nasıl şey yapacağız? Gül ulan. Gel ya. Ya ama enişte bu farklı bir teknik diyorum sana da. Ana. Dursun'un mafya olduğuna hala inanamayın. Ana mahsus sessiz adamdan korkacağızın derdi rahmetli babacığım da inanmazdım. O kadar sen nasıl da inandırdı bize korkak olduğuna? Ben koynumda yıllarca bir katil beslemişim. Dün gece içince gerçek kimliği nasıl da çıktı ortaya? Cemil. Oy anacığım ölüp kopardım da. Bu herif bizi de doğuramasın kızım. Kütür kütür. Ya. Ben de ondan korkarım zaten. Sarı lan acım. Sarı. Dur dur dur. Dur dur dur. Allah bize bizi koru da. Özür dilerim. Aferin ulan İdris. Bu tarlaya girmemiz var ya, çok iyi oldu. Ya tabii eniştecim. Ben şimdi buradan bakarım. Çimul evinde Beçer kız var diye. Ya sen hiç merak etme. Ya dayıcım, şu Yılmaz ailesine bir baksana ya. Ya tamam yeğenim, tamam. Ula, Hasan amcanın burada kaydı var. Ula adam hala yaşay diye yazıyor. Ya adamı almadan gittik hastaneye, zavallı adam öldü. En iyi sabre eldi diye yazayım, dur. He yaz. Sebebi de benim diye yaz. Ulan bırak şimdi Hasan emiciyi. Beşer kız bul bize buradan. Ulan İdris, adres doğru değil mi? 22 numara enişte. Adı Zeynep Taşkiran, 26 yaşına Beçer. Doğru enişte. İşimiz çok kolay olacak. Yürü. Ne oldu? Ne oldu? Enişte bir çedi gördüm sanki. Ulan çediden korkunur mu? Çedi seçeli. Geç şu çorapları kafanıza bak hep. Yürü. Çoraplar gibi, bizim çoraplar gibi delik aç çoraba görürsün. Hadi bakayım. Yürü. İnşallah bu erkek çıkmaz. Ula bir bak bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Enişte. Bu o gazeteci kız. Ula hangi gazeteci? Ula bugün sana mikrofon uzatmış idi ya. O kız. Ya baba
Allah aşkına gidelim ya. Ya bak başımız yine bir belaya girecek. Saçmalama uşağım. Ya biz gerçekten kız kaçırmayacağım ki. Numaradan kaçıracağım. Niye başımız belaya girsin? Enişte. Bu numaradan kaçırmadığımızı bilmeyse niye kaçırıyor bunu? Ulan İdris bırak salaklığı. Hadi al kızı kucağına. Ulan ne diyorum sana? Ya enişte ne cereği var ki? Ulan İdris. Ulan sana diyorum şarjım mı bitti? Alsana kızı kucağına. Enişte ne güzel uyuyor. Bu kaçırılır mı ya? Enişte, ben bu kızı kaçırmak istemiyorum. Zaten senden yola çıkan da kabahat. Yürü ulan gidiyorum. Baba, evi sis mi bastı? Ulan ne sisi? Ulan bu dumandı. Çabuk çıkalım buradan. Ulan İdris, çabuk kızı kucağına al. Hadi hemen. Hadi, hadi. Al, sen uyuyorsun. Hadi ulan. Dayanın hanımefendi, kurtaracağım sizi. Ben İdris. Canının çıkmasından iyidir. Yürü lan! Ah! Ulan biri tutsun da kız tutardı. Ana! Ulan bu adamın buna ne işi var? Enişte biz lanetlendik. Cinler perler çıkıyor içimizden. Sonumuz bunun hiç hayli olmayacak. Ulan itfaiye geliyor galiba. Kaçalım, kaçalım. Enişte benim ayakkabım yukarı kaldı. Ulan bırak ayakkabıyı. İkiz kucağıma kaldı. Birisi de bırak ulan hadi kaçalım. Hadi dayı bırak. Hadi hadi. Yürü ulan kaç. Yürü. Komiserim Necmi tek sıkar hastaneden kaçmış. Ne? Nasıl kaçmış? Vallahi onu bilmiyoruz ama yerini bulduk. Nerede buldunuz? Gazeteci Zeynep Taşkıran'ın evinin önünde. Ne işi varmış orada? Valla onu da bilmiyoruz ama Zeynep Hanım'la beraber evin önünde öyle yatıyorlardı. Ya Allah Allah. Hem evin önünde diyorsun hem yatıyorlar diyorsun. Niye evin önünde yatıyorlar? Evleri yok herhalde komiserim. Hangi ev? Zeynep Hanım'ın evi. Ulan deli etme adamı. Hem ev yok diyorsun hem önünde yatıyorlar diyorsun. Zeynep Hanım'ın evi yanmış ya komiserim. Yahu delirtme be. Yanmış evin önünde niye yatsınlar? Yanan evin içinde mi yatsalardı komiserim? Ulan ne geceydi ama bu akşam. Ulan doğru diyorsun İdris. Ne ekşim bir gece yaşadık. Ulan ayakkabıyı da almayı unuttuk, kızı da almayı unuttuk. Eyvah! Bir polis eksik. Şimdi merkezi göreceksin. Gazeteci Zeynep Taşkıran'ın evi kundaklandı. Olayla ilgili bilgin var mı? Biliyorsan hemen konuş. Ben nereden bileyim komiserim? Peki, gecenin bu vaktinde böyle ne arıyorsunuz dışarıda? Komiserim biz kız kaçırmak... Kız kaçırmak mı? Ne kız kaçırması? Şey komiserim, biz bakkala gittik. Kız kaçıran almaya. Kız kaçıran da kim? Şey komiserim, hani böyle maytapa benziyor ya... ...böyle fitilini ateşliyorsun... Böyle yana yana döneyim. Kızlar da onu görünce korkup kaçayım. İşte o kız kaçıran değiller komiserim. Ulan siz bana kafayı mı yedireceksiniz?
Gecenin bu vakti bu şekilde kız kaçıran almaya mı gidilir? Komiserim, bazıları çetileri kaçırmışsa ced olur. Bana doğruyu söyleyin. Ya komiserim, içi gözünüz burnunuz aksınca doğru söylüyorum. Komiserim, hatta tetikçinin bile orada ne işi olduğunu bir türlü anlayamadım. Tetikçi dedim. Bak ben tetikçiden hiç bahsetmedim. Ne biliyorsan hemen söyle. Dedim mi? Dedi mi? Şey komiserim, yani ben tetikçi derken, hani biz tetikçiye böyle çarpmışıyorduk ya, kaza yapmışıyorduk. Tetikçi o kaza yerine ne işi vardı, onu demek istedim komiserim. Yani onu anlayamadım bir türlü. Ne zaman kaza yaptın? Hani komiserim ben 700 lira para istemiştim ya. Hani sizin amcaoğlu da sizden para istiydi ya. Hatırlatma onu bana. Bugün yine telefon açtı, 400 lira para istedi. Allah Allah! Ya ne yapacak 400 lirayı? Canım ne bileyim, kirası mı birikmiş ne? Ya affedersiniz ama komiserim, sizin bu emircioğlu çalışmıyor mu? Çalışmıyor hıyar. Ne zaman işe girse 2 günde atıyorlar işte. Ya komiserim, sizin bu amcaoğluna bizim iş yerinde bir iş bulalım ya. Sahi mi diyorsun? Tabii sahi diyorum ya. Nasıl olsa komiserim ahbap olduk ya. Hay Allah razı olsun ha. Senden de Allah razı olsun. Sen şimdi amcaoğlunun telefon numaralarını bana ver, ben yarın sana haber vereyim. Yahu, hıyarın işi yok ki telefonu olsun. Sen beni ara, ben onu bulurum. Tamam, o da olur. Ben yarın sana ulaşırım. Komiser, şimdi müsaadenle biz gidelim. Hadi Allah'a ısmarladık. İyi geceler. İyi geceler efendim. İyi geceler, sağ olasın. İyi geceler komiserim. İyi geceler, estağfurullah, sağ olasın. İyi geceler komiserim. İyi geceler, iyi geceler. Gel. Komiserim, ifadeleri aldıysanız temize geçireyim. Ne ifadesi? Zeynep Taşkıran'ın evinin kundaklanmasıyla ilgili ifadeler komiserim. Hay Allah, dalgaya geldik ya. Koş yakala şunları, koş. Dursun'u bu gece misafir edelim. Gerisini gönder gitsin. Başla komiserim. Ya. Ben babamın mafya elemanı olduğuna inanmıyorum. Vallahi ben inanıyorum. Ya eniştemden her şeyi bekliyordum. Yıllarca nasıl kandırmış bizi daha görüyor musunuz? He. Baba. Ay, ay geldi galiba. Baba ne oldu? Serbest bıraktılar değil mi? Anladılar tabii bir yanlışlık olduğunu. Yok yok uşağım ya. Mahkeme tutuksuz yargılanmama karar verdi. Ha. Enişte tüm kabanını alayım. Ya senin omuzların ne kadar genişmiş enişte. Benim hasta kocam gelmiş evine. Hoş geldin. Hoş geldin. Buyur. Hoş geldin. Otur. Şöyle rahat rahat. Damatçığım, inanmazsın. Seni bir saat bile görmesem özlüyorum. Kızım, kocana kahvaltı hazırlasana. Hemen, hemen. Yok yok karıcığım. Ben kendi kahvaltımı kendim hazırlarım. Hiç öyle şey olur mu? Kadın dediğin adamla hizmet etmeli. Hala bakarsın bana. Hadi dedim sana, hadi. Hadi. Ben de damadıma şöyle bir güzel tel kadayıf hazırlayayım. Ya burada neler oluyor hiçbir şey anlamıyorum. Benim bildiğim kaynanam en son 22 sene önce bir tel kadayıfı yapmış idi. Ya boş ver işte. Ya, takma kafana. Aşkım. Aşkım. Yumurtanı nasıl istersin? Kayısı mı istersin? Rafadan mı istersin? Haşlanmış mı istersin? Yağda mı istersin? Ya uşağım, bu anan aşkım aşkım kime diyor? Baba sana diyor işte. Bana mı diyor? Karıcığım şaka yaparsın değil mi? Yağda yaparım. Görüşürüz. Yap bakalım. Ana! Ulan işe geç kaldım. Eyvallah yetişmedim. Uy! Eniştem kabanını unuttu. Enişte! Necmi Teksikar, seni kim vurdu? Gel.
gece hastaneden nasıl çıktın? Zeynep'i neden kurtardın? Konuşsana lan! Ulan dua et hastası. Yoksa yemiştin sopayı. Hele bir iyileş. Ben bilirim seni konuşturmasını. Geçmiş olsun. Sağ olun komiser bey. Yapılan incelemede evinizin kundaklanmış olduğunu tespit ettik. Şüphelendiğiniz biri var mı? Hayır komiser bey. Ya da oradan nasıl kurtulduğunuzu hatırlıyor musunuz? Tahminimizce Necmi Teksikar kurtarmış sizi oradan. Ama oraya nasıl geldiğini ya da orada yangın çıkacağını nereden öğrendiğini bir türlü çözemedik. Ama çözeceğiz. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Necmi Teksika. İdris abi. İdris abi. Ne var ulan Necdet? Ne var? Ya İdris abi bizim bir alacak meselesi vardı da Dursun abiye söylesen de o işi bir halletse. Söylerim tabii Necdet. Ama biliyorsun bu işin bir maliyeti vardır. Abi ne demek? Hemen. Ya neye diyorsun Necdet? Bu milletin için olmaz. Sen git sonra verirsin. Tamam abi o zaman ben sana bir çay getireyim ha. Ya Necdet görüyorsun çay içiyorum zaten. Abi getireyim ben sana sıcak sıcak. Bu soğumuştur. Demli demli içersin abim. Evet. Bu çiçekleri de buraya koydum Cevat Bey. Cevat değil kızım. Kemal. Oo Dursun Bey. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben de sizin masanızın üstünü şöyle bir temizleyeyim dedim. Pırıl pırıl yaptım, hoş geldiniz. Buyurun şöyle, buyurun. Ulan ne oluyor? Hoş geldiniz. Kusura bakmayın efendim. İnanın Kemal Bey. Aa! Ne demek böyle kusura bakmayın falan ya? He? Kemal Bey falan yok. Direkt Kemal diyeceksin. Aramızda mesafe kalmasın. Tamam mı? Bakın Kemal Bey, şey yani, bakın Kemal. Ha! Unutmadan sana... Şirketimiz başarılı çalışmalarından dolayı plaket vermeye uygun gördü. Nasıl? Bu arada diyorum ki birikmiş ikramiyelerini de unutmadım. İkramiye mi? Plaket mi? Aa, beğenmedin mi yoksa? O zaman şirketin karından sana hisse vereyim. Ne dersin? Ama Kemal Bey şey yani Kemal. Ya yorma kendini. Gel, gel Dursun'um gel. Otur şöyle. Geç, geç, geç. Sen rahatına bak. Ben sana şimdi kendi ellerimle bir de çay yapayım, getireyim. Sen rahatına bak. Ya kızım, sen işine baksana Allah aşkına ya. Kaytarma. Ay, tamam Rıfat Bey. Rıfat Bey mi? Ya kızım, Kemal, Kemal. Kemal! Ay, Kemal Bey değil mi? Tamam, ben unutmadan yazayım onu aklımdayken. Yaz. Ben de şeyinizi alıp geliyorum. Bakın Kemal Bey, yani Kemal... Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yahu enişte senin bu saatte işte olman gerekmiyor miydi? Ne bileyim ulan ya. Patron 3 aylık maaşımı peşin ödedi. Rahatına bak. Her ayda gel maaşını al dedi. Vay İdris. Ulan niye
niye herkes böyle tuhaf tuhaf bakıyor be? Ya enişte, herkes onun mafya olduğunu sanıyor, o yüzden. Şimdi anlaşıldı. Of ya, of. Ya Necdet, bir çay getir be. Ya Necdet, ben bu kahvede dolu bardakla bir çay içemeyecek miyim ya? Dursun abicim, benim çay taze. Buyur iç. Hulusi. Yar, senin ne işin var burada? Artık dayanamıyorum Hulusi, kaçır beni. Olmaz Nigar. Olmaz mı? Neden? Bak Nigar, ikimiz yüzünden ailemin başına belalar açıldı. Ya ben bunun daha fazla sürmesini istemiyorum. Ama biz birbirimizi seviyoruz. Ya Nigar, sevgi bazen her şeyi halletmiyor işte. Cesaretin bu kadar mı? Yahu kardeşim ya, 5 dakikadır seni bekliyorum. Ya atacaksan at da şunu ya. Ya attığım taş işine yaramazsa abi. Yaramazsa çekerim. Silahı mı? Ya ne silahı, yerden taş çekerim. Abi sen şuna bir bak istiyorsan, işine yarayana al abi. Ya sabır ya kardeşim, eline göre oyununu oynasana ya. Haddime mi abi? Kaç tane ulan haddine de sağla. Tamam Dursun abi, kusura bakma Dursun abi. Tamam abi, gel kardeşim. Gel. Kaçıncı ya? İkisi daha gitti. Gel. Enişte birincini kaybedenlerin sayesi 22 oldu. Ya bu böyle olmayacak. En iyisi pişti oynayalım. Vay 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 vay. Kimleri görüyorum? Bizim mafya bozuntusu Dursun da buraya'ymış. Gene ne istiyorsun Recai Efendi? Baba bak, senin için mafya oldu dediler. Doğru mu duydun? He ula? Doğru duymuşsundur. Ulan bırak palavrayı, ben malımı bilmez miyim? Ulan mafya olmak kim, sen kim? Güldürme işleri kendine de. Mafya bak. Mafya olmuş duydunuz mu? Sen bir mafya oldun. Mafya bak, mafya bak. Ulan mafya kim, sen kim ulan? Ne oldu Recai Efendi? Fikra'nın sorunu pek beğenmedin galiba. Niye gülmeyi kestin? Ya onu koca bana, daha şeytan meydan doldurur, ne diyorsun sen? Recai Efendi, bir daha karşıma çıkarsan bu kadar soğukkanlı olmayabilirim, anladın mı? Öyle mi? Kaybol şimdi! Tamam, ne bağırıyorsun? Daha gidiyorum, daha gidiyorum. Yürüyün ha, yürüyün ha. Yürüyün ha, ne bakıyorsunuz? Yürüyün ha, gidelim be. Yürüyün be mafya bozuntuları, ancak gidersiniz. Yahu enişte, sen ha bu silahı nereden buldun? Yahu enişte, ne ediyorsun? Neden hayatımı kurtardın? Ölecek kadar çirkin değilsin. Her kötülüğün içinde bir iyilik vardır derlerdi de inanmazdım. Ama sanki seni daha kısa boyluymuşsun gibi hatırlıyorum. O olabilir. O anda şok içindeydin. Çok haklısın. Ben de kalkmış beni kurtaran adam için neler diyorum. Önemli değil bir tanem. Ayakkabını vereyim. Ayakkabı?
Yanımda unuttuğun ayakkabı. Ha, yok. Sen de kalabilir. Seni televizyona çıkaracağım. Hayatımı kurtaran adamı herkes tanımalı. Herkes seni kötü biri olarak biliyor. Hiç gerek yok be anam. Olsun. Ben yine de seni çıkaracağım. Olur. Telefonlaşırız. Tamam. Görüşürüz. Ulan iyi parça. Şansa bak. Nereden nereye? Durduk yere kahraman olduk iyi mi? Bir de televizyona çıkıp kahraman ilan edildim mi? Kimse benden şüphelenmez artık. İyi günler. İyi günler. Gülbe sokak değil mi? Siz nereden biliyorsunuz? Ben bilirim. Biliyor musunuz? Yani ben daha önce sizi bırakmıştım da oradan kafama kalmıştı. Onun için şey yaptım. Ya bırak ana ya bırak. Aç bakayım ağzını. Aç bakayım bıçak geçin. Bıçak geçin. Ya anne karnım aç. Yiyecek bir şeyler yok mu? Ula kör müymüşsün? Babanı doyuruyorum. Git kendine fesfus bul. Ayağın hazır yumuşamışken tırnaklarını da keseyim mi? Ya bırak ana ben keserim tırnaklarımı. Aman bırak. Ya. Ver bana bunu. Ver. Ben mafya falan da değilim. Anladınız mı? Mafya falan değilim. Ben de değilim. Baba, nereye? Ben gidiyorum. Dur dur, ben de geliyorum. Yedi yaşındayken babamı gözlerimin önünde vurdular. Herkes bana babamın ne kadar mert, delikanlı, çalışkan, namuslu biri olduğunu anlattı durdu. Hayatım boyunca tanımadığım babamı örnek almaya çalıştım. Öksüz büyüdüm. Çevremde babam yerine hep başkaları oldu. Devamlı dayak yedim. Keşke babam hep yanımda olsaydı da yediğim dayakları, tekme tokatları bana hep babam atsaydı. Dürüstken, namusluyken görmediğim itibarı mafya babası olduktan sonra görmeye başladım. Hulusi, evladım. İsmini dedenden aldım. Şunu bilmeni isterim ki ben hayatım boyunca mafya babası değil. Sadece senin baban olmaya çalıştım. Bir gün oğlum olduğunda ona senin deden baba gibi babaydı diyeceğim. Tespit ettik patron. Karısı kaynanası ve oğluyla birlikte yaşıyor. Oğlu var ha? Güzel. Evlat acısı her zaman işe yaramıştır. Hastanedeki adamımıza haber salın. Necmi'nin işini bitirsin. Tamam patron. Oğlu var ha? Güzel. Çok güzel. Fikrini neden değiştirdin? Sonra anlatırım Nigar. Koş hadi. Babanın adamları neredeyse gelir birazdan. Ne oluyor be Esat? Geç! Geç! Nigar! Geç! Bırak kardeşim! Kapat kendini bir ama! Geç! Şimdi çabuk! Çabuk! Enişte!
sakin ol biraz, ne oldu lan? Ya enişte Hulusi'yi kaçırdı lan. Ne? Hulusi'yi mi kaçırdılar? Ulan kim kaçırdı? Nereye kaçırdı? Ya bilmiyorum enişte, ablama dediler ki kocana söyle Necmi'den uzak dursun, yoksa oğlunu vururuz dediler. Ulan yürü, hastaneye gidelim hemen, yürü. Çabuk söyle bak. Benim uşağı kim kaçırdı? Ne diyorsun ya adam? Kimli olur kim kaçırdı? Ulan ben sana sorayım. Benim uşağı kim kaçırdı? Senin ne sorayısın bana? Benim bir şeyden haberim yok. Kafayı yiyeceğim ya. Kafaya yama. Gel buraya bak he. Sakin ol. Hemşerim konuşacak mısın? Konuşmayacağım. Ha konuşmayacaksın. Ben seni konuşmazsın bilirim. Oo. Ulan ne ediyorsun İdris? Enişte kurşun derine de çıkarıyorum onu. Of. Ulan konuşa değil misin? Ulan konuşa değil misin? Ulan konuşa değil misin lan? Tamam. Konuşa çıktı galiba. Orhan. Orhan kim? Büyük ihtimalle oğlunuzu kaçıran kimse. Ulan nerede bulabilir onu? Çabuk adresi ver bize. Orhan tehlikelidir. Ya yerim tehlikesini, çabuk adresi ver bize. Tek başınıza gidemezsiniz oraya. Ulan gidelim, adresi söyle. Ulan parmak geliyor ha, konuşacaksan konuş. Beyoğlu, Dongor var. Don? Dongor. Dongor. Hadi ulan İdris, hemen oraya gidiyorum. Benim uşağı da Orhan denilen o adam kaçırmıştır. Orhan kim daha? Ne bileyim ya, Beyoğlu'nda bari mi varmış? Neymiş ya, don, ne bari mi? Don... Ha, Dongor bar. Ulan don diye bar mı olur? Ulan don değil, Dongor bar. Patron, mafya babası Orhan'ın mekanı. Öyle evet mi? Evet, patron onun mekanı. Öyle mi? Recai oyalama bizi ya. Ya muhakkak senin kızı da o kaçırmıştır. Ulan Dursun, eğer benim kızın başına bir şey gelirse seni yaşatmam bunu biliyorsun da. Asıl benim uşağa bir şey olursa ben sizi yaşatmam. Ulan ne olacak sen ne olan ne olacak da hadi yürü hep beraber gidelim ola. Ola ola hamsi kafa yürü. Komiserim Necmi'nin odasının önünde mafya babası Orhan adamlarından birini ölü bulmuşlar. Ne? Ulan yuh be. Amerikan karakollarına döndü burası. Bir günde action olmasın ya. Patron, Dursun denen adam geldi. Ha, iyi. Çağırın bakayım. Gel bakalım. Oo, Dursun Bey, hoş gelmişsiniz. Oğlum nereye dur? Çok zeki bir adamsın. Takdir etmek lazım seni. Ula uşağım nereye dur diyorum sana? Gidin getirin. Oğlum! Bak. Geri dur. Uşağım hiç merak etme. Buradan beraber çıkacağım. Bağ pek öyle gelmeyi Dursun efendi. Şimdi. Soracaklarıma doğru cevap vermezsen önce kızının sonra oğlunu öldüreceğim. Necmi'yi ne kadar zamandır tanıyorsun? Ya bak bu sorudan sıkıldım artık ya. Bak sen sıkılmışsın. He, sen bilirsin o zaman. Kıpırdamasın lan! Selamun aleyküm. Baba! De adamlarına bıraksınlar tabancaları da. Bırakın lan, atın! Ulan siz kimimle dans ettiniz sana Ezuz he? Adamı böyle etçin sana götürürler. Ulan bıraktım lan! Atın! 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 At
alırız. Çift lafım var da. Ulan gene ne yumurtlayacaksın Recai? Uşağım kızımdan vaz mı geçsin diyeceksin? Yok ulan yok, ne kadar kötü kalplisin daha. Madem istiyorsun kızı, gönül isteyip güzel güzel alın da dedikodulardan kurtulalım. Bırak onu da, bırak onu da. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyorum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Patron, ha? Gerçekten kızı Hulusi'ye verecek misiniz? Ulan sen ne diyorsun? Dursun kız verecek göz verme. Ha bak bakayım buraya. Ben onların ağzına bir parmak bal çalıyorum. Ben onları daha çok çektireceğim. Bak göreceksin sen hani. Baba. Ulan baba deme. Sen ne gülüyorsun? Ha ne gülüyorsunuz? Aç kızın kapısını. Aç kızın kapısını. Sen de geçtirek söyleme gayem oraya. Gel. Ulan siz de mi uğraşacağım ben? Zeynep. Hayırdır? Kızım düşüncelisin. Beni kurtaran adamı düşünüyor. Necim tek sıkarı mı? Yok ya, o değilmiş beni kurtaran. Olay yerindeki ayakkabı iki numara küçük geldi ona. Kızım sen de Kürkelesini arayan prensi dövdün ha. Hadi görüşürüz. Zeynep Hanım size bir paket var. Kim getirdi bunu? Bilmiyorum, isim ve adres yok. Teşekkür ederim. Canımız sağ olsun. Ama bak, doktoru duydum. En az iki hafta daha dinlenmemiz gerekecekmiş. Enişte durum. Hemşe yönüne cırrın artık. Benim şu LSD full morfinizin gerekli olan 770'li alayım. Ne de olsa hayatını kurtardım yani. Konuşma ulan! Zaten ama, dünyanın masrafını etmişim. Ama, bir de utanmadan 700 lira isteyorsun. Ya baba ne yapıyorsun? Ya bir daha bırak hayatımı kurtarmak. Daha az daha hayatımızın karartıyor. Ulan ne iyisiniz? Gelin lütfen. Hayır dur seni. Ya baba. Dur kızınız. Baba.